Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Babul kebair ve alamatin nifak. Büyük günahlar ve nifakın, münafıklığın alametleri ondan bahsedecek. Bu bölümdeki hadis-i şerifler yani burada umum bir ifadeden sonra hususi bir ifade geliyor. Büyük günahlar deyince aslında bunun içinde nifak da var. Yani buna hususi bir ifadeyi umum bir ifadenin üzerine atfetme şeklinde ifade biliriz, edebiliriz, edebiliriz. Taksis ba'de tamim. İlk hadisi şerifi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor. Abdullah bin Mesud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muallimlik, öğretmenlik, mürebbilik yönünün daha çok tezahür ettiği bir sahabi. Sallallahu aleyhi ve sellemin لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ameli manada bütün Müslümanların önünde tezahür eden bir örnek, bir numune. Müslümanlar ona bakarlar, hayatlarını neye göre, nasıl tayin edecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu gösterir. Hazreti Ömer'de radıyallahu anh'da daha çok Allah Resulü aleyhisselamın devlet başkanı olma yönünü görürsünüz. O tezahür vardır. Abdullah bin Mesud'da da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürebbi olması, muallim olması, onu görürsünüz. İman, imandan sonra fikir, fikirden sonra hareket, hareket dava şuuruna dönüşüyor ve Abdullah bin Mesud oluyor ya da diğer sahabiler oluyor. kuran Hakim onlara dair hükmü verirken radıyallahu anhum ve raduan İmanla yola çıkıyorlar sonra tefekkür var. Felsefede önce mutlak fikir var sonra eğer fikir onları düşünce, onları götürürse imana geliyorlar yoksa yolda kalıyorlar. Bir hayat tükeniyor. Cins kafaları batının o zirve isimleri oralarda tükeniyorlar helak oluyorlar. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çölden alıyor, badiyeden alıyor onları. Önce imana götürüyor, sonra onların istidadı ortaya çıkıyor, zahir oluyor. Hz. Ömer'i çölden alıyor, Abdullah bin Mesud'u koyunların arasından alıyor, çoban. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mülaki oluşu, kendisi koyunları beklerken Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle birlikte Allah Resulü onun yanına uğruyor, süt istiyorlar. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselamın eli bir hayvanın üzerine değiyor, süt akmaya başlıyor. Efendimizin o mucizesinden etkileniyor, orada dua ediyor Abdullah bin Mesud'a. İlk mülaki oluş orada. İkincisi ise Abdullah bin Mesud Mekke'ye geliyor. Çoban Abdullah bin Mesud Hz. Abbas'la Efendimizin amcası Abbas'la otururken Safa tarafından birisi geldi diyor. Ayın 14'ü gibi. Yanında sağ tarafında murahik henüz bulu çağına gelmemiş yaklaşan bir çocuk var. Arkasında tesettürlü bir kadın var. Üç kişi geldiler Safa kapısından. hacer Lesve'de yaklaştılar. Sonra orada istilam ettiler. Bismillahi Allahu Ekber dedi. Kabe-i etrafında tavaf etti. Ona bakıyorum. Artık Hazreti Abbas'tan koptum. Bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle Allah Resulü Aleyhisselam'ı müşahade ediyorum.'' Tavafı bitirince kebbera kame summa raka'a summa secede summa Görmediğim bir hadiseyle karşılaştım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekbir getirdi. Onlar arkasında duruyorlar. Hazreti Ali çocuk dediği Ali kadın dediği Hazreti Hatice. Onlarla birlikte geldi namaz kıldı tavaftan, tavafın ardından. Dedim ki Abbas'a ya abal Fadl. Kimdir bu Ebel Fadl? Kim bu? Ne yapıyor? Görmediğim bir şeyi yaptı. Yoksa Mekke'de bahsettikleri o dinin kurucusu sahibi bu mudur? Mekke'yi karıştıran adam bu mudur dedim. Hz. Abbas radıyallahu an bu dedi benim kardeşimin oğlu. Ben bunun amcasıyım. Böyle bir dinden bahsediyor, böyle bir dini yaşıyor. Yeryüzünde bu üç kişiden başka bu dine ibadet eden kimseyi bilmiyoruz. Böyle çıkar yanında Ali olur, Hatice olur. Gelir yalnız başına Kabe-i Muazzama'nın etrafında döner durur. O böyle anlatıyor fakat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam benim yüreğimi fethetti. Aldı götürdü beni başka bir aleme. Aradığım bu dedim işte. Belki amcası Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı o anıyla, o duruşuyla, o oluşuyla, o erişiyle, o yönelişiyle idrak etmekten o an itibariyle Abbas mahrum. Ama Abdullah İbni Mesud, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı orada keşfediyor, orada idrak ediyor. Sonra Efendimiz ve Vesselam'a iman eden Muazzez Kadro'ya Abdullah bin Mesud da dahil oluyor. İlklerdenim diyor, ilk iman edenlerden. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz iman edince Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelip fefimel ihtifa demişti ya. Ne bu gizlilik ya Resulallah. Neden burada sürekli burada Erkam'ın evinde namaz kılıyoruz. Çıksak Kabe-i Muazzama'nın avlusuna gitsek orada sen önümüzde olsan Allahu Ekber desen hep birlikte Darun Nedve'nin gözleri önünde Kabe'yi muazzamaya dönüp namaz kılsak ya Resulallah. Henüz o duruş, o oluş Mekke-i Mükerreme'de tahakkuk etmedi. Safın birinin başında Hazreti Ömer, diğerinin önünde Hazreti Hamza, önde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam olduğu halde Kabe-i Muazzama'ya Efendimiz asabını çıkarmadı. Abdullah bin Mesud radıyallahu an Efendimiz'den Erkam'ın evinde İslam'ı, İslam, İslam hakikatlerini alıyor. Çıkıyorlar Kabe-i Muazzama'ya fakat onlar izhar edemiyorlar. Sadece Kur'an-ı Hakimi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tebliğ ediyor, o ilan ediyor. Onlar daha hususi dünyalarında. Çünkü Mekke'de Allahu Ekber demeye ambargo var. Allah demek Mekke'de yasak. Süründürülen Mekke sokaklarında boynunda kement olduğu halde sürüklenen Bilal bin Rebah'ı görüyorlar. Hazreti Sümeyye'yi görüyorlar. Ammar'ı Yasir'i görüyorlar. Acı var, ızdırap var. Allah demeye engel var, mani var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün onlar adına da hakka hakikati yalnız başına kendisi sanki tebliğ ediyorlar. O göğüslüyor. Önde o var. Yani Mekke'de Efendimiz orada duruyor. Ben gideyim, kendime güvenli bir alan, güvenli bir yer bulayım. Siz burada kalın, yalnız başınıza burada bu cehennemin içerisinde Mekke müşriklerinin Müslümanlar adına azap cehennemine çevirdi. Burada yalnız başınıza durun, ben kendi başımın çaresine bakayım demiyor, orada duruyor. Hz. Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi, hayır terk edemezsin.'' Tih Vadisinde ümmetinle beraber orada duracaksın. Bütün peygamberler milletleriyle beraber o oralarda durdular. Hz. Yunus aleyhisselam milletinin kavmini terk edince balığın karnına düştü. o sen naahu ilami et Oradan çıkınca balığın karnından Şurada şu kabağın arasında altında biraz durayım, dinleneyim. Nekahat dönemi ya Rabbi. Cenab-ı Hak buna müsaade etmedi. Git daha büyük kalabalıklara, yüz binlere, daha büyük kemiyetlere git. Orada Allah ve Resul davasını anla. Bir peygamber bir dava adamı milletini terk edemez. Ayrı bir yere gidemez. Onun için büyük kahramanlar eğer onlar adına ölüm tehlikesi yoksa Sabri Efendi gibi, Zahidül Kevseri gibi burada kaldılar işte Anadolu'da kaldılar. Onlar ön safta onlar durdular. Kelepçeleri önce onların ellerine vurdular. Prangaları önce onların ellerine vurdular. Jobları Allah ve Resul düşmanları önce onların sırtına vurdular. Önce onları sürüklediler yollarda. Bırakıp gitmediler ümmeti. Dava adamı, alim, mürebbi ümmetinin, milletinin, cemaatinin, cemiyetinin içinde duracak. İmam, onun yeri mihrap. Orada, önde duracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başına o davayı Mekke'yi mükerremede kendisi omuzladı. O kılıyor metafta namaz. Abdullah bin Mesud rivayet ediyor İmam Müslim rivayet ediyor Abdullah bin Mesud'dan. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ukbe onlar da Darun Nedve'de Mekke parlamentosunda oturmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gidince Ebu Cehil falanın devesi kesilmişti. Onun eşini, onun işkembesini kim alıp getirir de Peygamberin Muhammed'in başına sırtına koyar. Eğleniyorlar, birisini gönderiyorlar, bir sefihi, bir ahma gönderiyorlar. Alıyor devenin işkembesini, eşini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde halindeyken onun sırtına koyuyorlar. Abdullah İbni Mesud Efendimizin o halini anlatıyor. Diyor ki, لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ تَرَحْتُهُ عَنْ دَهْرِ رَسُولِ Keşke o gün gücüm olsaydı, kuvvetim olsaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırtından devenin işkembesini eşine alabilseydim. Fakat gücü yetmiyor yalnız başına. Ebu Cehil, Ukbe, Utbe, Şeybe o kadar gülüyorlar ki ayakta duramıyorlar ya da oturdukları yerde sağa sola yaylanıyorlar, o halde eğleniyorlar. Birisi bir ehli insaf, Mekke'de koştu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kerimesi Hazreti Fatıma'ya haber verdi. O koştu şehrin öteki ucundan Fatıma geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'nın avlusunda secdede mübarek başını kaldıramıyor. Sırtında deve işkenmesi, parlamento, onun üyesi Ebu Cehiller, utbeler, şeybeler onunla alay, istihza ediyorlar. Fatıma geldi babasını sırtından işkembeyi kaldırdı. Sonra döndü. Mekke müşriklerine hakaret etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde namaza devam etti. Namazı bitirdikten sonra ellerini kaldırdılar. Allahumma aleyke bi Kureyş'in. Üç defa Kureyş'i sana havale ediyorum ya Rabbi. Secde halinde bile beni bu halde yalnız bırakmayan, başıma, sırtıma, devenin işkembelerini koyan, sana yönelişime, sana tadaruda buluşunu, bulunuşuma mani olan Mekke'nin müşriklerini, eşkıyalarını, haydutlarını sana havale ediyorum ya Rabbi dedi. Sonra teker teker Ebu Cehil'i, Utbe'yi, Şeybe'yi altısının adını saydı. Abdullah İbni Mesud da onları sayıyor. Yedincisini hatırlayamadım diyor Abdullah bin Mesud. Sayıyor onları Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Gülen adamlar o zaman susuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduası onların kalbine bir ok gibi geliyor işleniyor. Beddua orada var. Efendimiz'i taşılıyorlar. Taif'te kan revan içinde bırakıyorlar. Beddua etmiyor. Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılmasına engel oluyorlar. Hendek'te de bedduası vardı. Hafızlarının şehit ettikleri zaman bir Rumeune'de bedduası vardı. Orada beddua ediyor şahsına. Hakaret olursa, tezif olursa, saldırı olursa, onu kan revan içinde bıraksalar bile Aleyhisselatü Vesselam beddua etmiyor, hakaret etmiyor. O zaman beddua diyor namazdan dolayı. Namazı vasıta kılıp, onlara kahrediyor. Sonra bunlar altısı da Bedir'de öldüler. Aynı kuyuya onları koydular. Abdullah bin Mesud orada Ebu Cehil gülerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtaramamıştı. Fakat belki de bunun karşılığı olsun diye Bedir'de Ebu Cehil'i öldürmek Abdullah bin Mesud'a nasip oldu. O küçücük boyuyla Abdullah bin Mesud'a Cenab-ı Hak bunu ihsan etti. Rahman Suresi nazil oluyor. Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabı diyorlar ki فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُوا قُرَيْشًا اَوْ femen رَجُلٌ يُسْمِعُهُمْ Kim bu sureyi Mekke müşriklerine, Kureyş'e duyurur? Kim Darun Nedve'nin kapısına gider? Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Kur'an-ı Hakim'in şu ayetlerini okur. Abdullah bin Mesud ayağa kalkıyor, ben okurum diyor. Peki sen bu halinle, şu boyunla, küçücük boyu var, cılız ayakları var, arkasında kimse yok, Mekke'yi mükerremeye dışarıdan gelen bir çoban, seni öldürürler, seni helak ederler, sen değil de içimizde arkası olan, sahip çıkacakları birileri olan, Arkadaşlarımızdan biri kalksa, o gitse, Rahman suresini o okusa, Cenab-ı Hak beni korur, beni himaye eder diyor. Geliyor Darun Nedve'ye doğru yaklaşıyor. makam İbrahim'in önünde, Darun Nedve de hemen onun ön tarafında, güneyinde, altın olun belki tam karşısında ya da sol tarafına düşüyor Darun Nedve. Şimdi matafın içinde, orada bir yerdeydi. makam İbrahim'e geliyor, orada... Errahmanu allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Mekke müşrikleri eğleniyor, istihza ediyorlar. Bir an sesler kesiliyor. Kim bu diyorlar. Sonra birisi Muhammed'in kitabından birileri dışarıda okuyor. Bu ne cesaret, bu ne cüret. Geliyorlar hem de Mekke parlamentosunun kapısının dibinde Kur'an'ın ayetlerini okuyorlar tamamı dışarıya çıkıyorlar koşuyorlar bakıyorlar ki o küçücük boyuyla cılız ayaklarıyla Darun Nedven'in kapısı önünde Abdullah bin Mes'ud Allah Resulü'nün yaptığını yapıyor belki de şunun adına yapıyor. Hani ya Resulallah bunlar sen secde halindeyken sırtına işkembeyi koymuşlardı. O gün seni kurtaramamıştım ya. O benim yüreğimde bir acı bir ızdırap olarak kaldı. Şimdi şurada bütün onun da acısını unutturabilme adına belki burada beni şehit etsinler. Ama Rahman'ın ayetlerini bütün bir dünyaya, Mekke parlamentosuna, Mısır'a, İran'a, Roma'ya, Bizans'a, bütün tağutlara, zalimlere dinleyin. Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor.'' Er-Rahmanu allemel Kur'an. Bir avuç Müslüman. Abdullah bin Mesud. Bu destan. Bu destanı küresel güçlerle Müslümanlara karşı ittifak içinde olanlar söyleyemez. Söyleme iddiasında bulunamaz. Ya da bu kadronun, ümmet kadrosunun önünde imam olarak en azından bulunamazlar. Küfrün karargahlarına sığınanlar, iltica edenler, Abdullah bin Mesud'un davasına varis olamazlar kardeşlerim. Çıkıyorlar dışarıya, ölünceye kadar dövüyorlar, yüzünü parçalıyorlar. Arkadaşların yanına geliyor, diyorlar ki, biz sana demedik mi neden gittin? Hayır, yarın da gitmek istiyorum. Onları Kur'an'ın ayetleri karşısında zelil etmek, hakir etmek, Allah'ın ayetlerini onlar vuruyorlar, sövüyorlar, dövüyorlar ama susturamıyorlar. Yani vuruyorlar elleriyle, sopalarıyla ama bütün o Mekke'ye, Darun Nedve'ye, Parlamento'ya rağmen susmayan, bütün buna rağmen Rahman Suresi'nin ayetlerini küçücük boyuyla okumaya devam eden bir Abdullah bin Mesud var. Müslüman son ana, son nefese kadar istikamet üzere kalabilen kahramanın adıdır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı mühim. Yani her Müslüman, her ilim talebesi baştan sona kadar Ustul Gabe'yi, i̇bn Hacer'in isabesini, Seyir-i Alam'ın Nübelan'ın sahabeyle alakalı bölümünü, i̇bn Sa'd'ın tabakatını, el istihabı, onları başından sonuna kadar okumalı. Kur'an-ı Hakim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde, onun imametinde ashab-ı kiram efendilerimizin hayatında nasıl tezahür etmiştir? Nasıl tecelli etmiştir? Nerede, nasıl durmamız gerekir? Ashab-ı kiram efendilerimiz, onlar bize bunu anlattılar. İmam oldular, önümüzde durdular. Mekke'de işkence var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabını gönderiyor, kendisi orada kalıyor. Gitmek yok. Yani ashabı talebeyi bırakıp da darül küfre ya da küfür memleketlerine iltica etmek, sığınmak yok. Gönderiyor Habeşistan'a. Burada acıyı, burada ızdırabı, burada işkenceyi yalnız başına göğüsleyecek birileri varsa o Muhammed olsun, o Ebu Bekir olsun, Abdullah bin Mesud, git sen. Cafer sen git, zuafa, biçareler, muzdaripler, ezilenler sizler gidin. Yani ben bütün bu acılara yalnız başıma burada tahammül edeyim, bütün bunları göğüsleneyim. Ama sokak başlarında Yasir'in başına Allahu Ekber dedi diye kaynar sular dökülmesini gözlerim görmesin. Yani kendim bu acıyı çekince ashabımın çekmesi daha bana giran geliyor. Ashabımın Sokaklarda Allahu Ekber derken sürünmesi bana daha fazla elem veriyor, acı ızdırap veriyor. Siz gidin burada yalnız başına Ebu Bekir'le bu destana biz devam edelim. Allah Resulü ona iktida etmek muharebe alanında, mevzide yalnız başınıza olsanız bile kalmak demek. Ya da muharebe meydanını en son o terk ediyor. Huneyn'de öyle değil mi? Ashab-ı kiram efendilerimiz ayrılıyorlar, bırakıyorlar. Bir an kendilerine, çokluklarına güveniyorlar. Biz Bedir'de Mekke'yi üç kat fazlaydı, onları yere sermiştik. Şimdi 12 bin Müslüman var. Kim bu havazin, kim bu karşımızda duranlar diyorlar, o an yok oluyorlar. Dağılıyorlar, kaçanlar ta Mekke'yi mükerremeye kadar geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 10 küsür sahabi var. Ya el ensar, ya el muhacirin buyuruyor. Ensar, muhacir neredesiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duyanlar dönüyorlar. Yani orada 3000 bin kişinin karşısında 10 kişiyle devenin üzerinde durabilmek, o cesarete sahip olmak, muharebe meydanını en son terk etmenin adıdır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün belaları göğüsleyebilmenin adıdır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani ölümle bir Müslüman tehdit ediliyorsa onun için büyük devlet. Ölüm madem ki Allah'a ulaşmamızın vasıtası. Onlar ölümle tehdit ediyorlarsa eğer bu bizim adımıza bayramdır, bizim adımıza şebi aruzdur, dün gecesidir. Ashab-ı kiram Efendilerimiz, Allah Resulü'nün öğrencileri ölümle tehdit ettikleri, edildikleri o meşhedlere, mahşerlere Uhud'a düğün gecesine gider gibi gittiler. Çünkü Uhud onları Rablerine ulaştırdı. Verilmiş canları vardı Allah yolunda, Uhud'a onu teslim etmeye gittiler, Rablerine ulaşmaya gittiler. Abdullah bin Mesud da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke-i Mükerreme'de kalıyor. Habeşistan'a hicret ediyor. Oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince Abdullah bin Mesud da Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye muhacir oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınında. Ona sallallahu aleyhi ve sellem dua etmişti. Darun Nedve'nin kapısı dibine gelmiş ve Mekke'de Kur'an hakimin ayetlerine ambargo uygulanırken, okuyanlar sokaklarda süründürülürken, Abdullah bin Mesud gelmiş orada, Ar-Rahmanu Kur'an halakal insan. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetlerini okumuştu. Bütün bunlara mükafat olsun diye, Kur'an hakimi en iyi bilenlerden, öğrenenlerden dört muazzez sahabiden birisi Abdullah bin Mesud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescide geliyor. Yanında Ebu Bekir var, yanında Ömer var. Buyuruyorlar ki, Kur'an hakimi indiği tazeliğinde okuyan birisi görmek istiyorsanız, böyle birisinin kıraatini dinlemek istiyorsanız, Kimler istiyorsa yani kimlerin böyle bir derdi davası varsa Kur'an hakimi o tazeliğinde o halavetinde duymak isteyenler fel kıraate İbni Mes'udin. İbni Mes'ud'u koşsunlar, onu bulsunlar, onun meclisine otursunlar, Abdullah bin Mes'ud'u dinlesinler. Seb'ine sureten akhadtu seb'ine sureten min fi Rasulillah. Efendimiz Ali sallallahu ve selamın mübarek ağzından tam 70 sure öğrendim. Hafız Kur'an'ın hafızı. Ama tam 70 sureyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından aldım. İlim talebesi sürgisin dünya demiş. Çobanlıktan geldi, Allah Resulü'nü buldu. Ondan sonra dönüp dünyaya zerre kadar itibar etmedi. Bütün ilim talebeleri, bütün ulema adına izzeti itibarı gösteren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın alimler kadrosundaki belki en mühim isimlerden, en mühim öğrencilerinden birisi Abdullah bin Mesud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban ya da Ramazan bayramı sabahında Musallada erkek sahabilere, kadınlara, onlara bayram namazını kıldırıyorlar. Farklı rivayet var kurban ve Ramazan'a dair. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere konuştuktan sonra kadınların yanına geliyor. Kadınlara sohbet ediyorlar, buyuruyorlar ki Ya nisa tasaddakne ve min Ey kadınlar topluluğu Allah yolunda sadaka verin. Eğer bir şeyler bulamazsanız o zaman kulağınızdaki küpeleri verin, yüzükleri verin, bilezikleri verin. Ama dünyada mutlaka yetimlere, biçarelere, dullara, Fukaraya Allah yolunda verilmiş sadakalarınız olsun. Bu halde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkın. Kadınlar ayrılıyorlar, eve gidiyorlar, evlerine gidiyorlar. Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep de gidiyor. Abdullah bin Mesud ilim talebesi evinin ekmeğinin nafakasını kazanmakta zorlanıyor. Eşi Zeynep ellerimle bir şeyler yapıyorum, onları satıyorum. Hem Abdullah'a hem de oğluma bakıyorum.'' Onlarla meşgul oluyorum fakat buna rağmen sadaka vermem zor güç. Abdullah'a dedim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakaya dair bize tembihatta bulundu, terkini var. Git Allah Resulüne sor, de ki Zeynep evin nafakasını temin ediyor, kazanıyor bu sadaka olur mu? Yani bize verdiği, Abdullah'a verdiği ilim talebesi, alim eşine verdiği ekmek parası sadaka yerine geçer mi? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Git sen sor diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a sorarsam belki şunu düşünüyor. Yani Abdullah'ın evinde ekmek problemi var, maaşet problemi var. Abdullah bin Mesud'a devletin hazinesinden yardım edilsin.'' Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlar diye ilmin izzetini çiğnetmeme adına gitsen sor diyor. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, alim ulema gerekçelerini sayıyor maddeler halinde. ilmin izzetini korumak için onlardan bir tanesi bu dönemde ulemaya karşı, hocalara karşı bunlar hep milletin parasıyla geçinirler. Küfür yobazlarının bu noktada ithamları var, iftiraları var. Bunu çürütme adına size verilen sadakaları bile kabul etmeyin. Size verilen hediyeleri bile kabul etmeyin diyor Bediüzzaman Sahin Nursi. Kim ona ne getirirse hediye mutlaka karşılığında Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi ya hediye veriyor ya da parasını veriyor o halde gönderiyor. Küfürün küfür yobazlarının hocalar hep hediyelerle geçinir noktasındaki o ithamını yıkabilme adına bunu söylüyor bunu yapıyor. Abdullah bin Mesud'dan geliyor belki. Ebu Zer'den geliyor. O damar, o mecra. Ulema bunu yapmıştır. Bunu siz Mahmud Efendilerin, Zahid Efendilerin, Süleyman Efendilerin, onların hayatında da Mehmet Efendilerin hayatında da aynı izzeti görürsünüz. Ellerini açmadılar. Kimsenin çorbasına, çayına bakmadılar. İtibar ve iltifat etmediler. İlim talebelerinin önünde izzetleriyle bir dağ gibi durdular durdular. Onların durdukları da küfür mecralarının, yobazlarının, sellerinin, tufanlarının vuramadığı Nuh'un gemisi gibi İslam gençliğinin, İslam ümmetinin iltica ettiği, imanlarını, irfanlarını koruduğu sığınak oldular. Öyle olmak lazım. Onların yolundan gidebilmek için. Evde ekmek problemi var, ekmeği getirmeye dair sorun var. Ama buna rağmen Abdullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmekten imtina ediyor. Hanımına sen git diyor. Hanımı çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geliyor. Kapıda Bilal bin Rabah var. Masal değil. Ravahul cema'a illa Ebu Davud. Cemaat hadisi. Ebu Davud'un dışındaki beş hadis kitabı rivayet ediyor yani. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace hepsinde var bu söylediğim. Kapıya kadar geliyor, bakıyor ki kapıda Ensardan bir kadın var. Onun da eşi ilim talebesi, o da evde fakru zaruret var, o da elleriyle bir şeyler yapıyor, satıyor. Eşim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a öğrenci olmaya devam etsin, alsın ondan. Öğrensin Allah Resulü'nden. Sonra Medine'den hicret etsinler. Şam'a gitsinler, Bağdat'a gitsinler. Eba, Eyyub el Ansari gibi başka iklimlerde, başka şehirlerde yaşayanlara durun, dinleyin. Size Allah Resulü'nü anlatmaya geldim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini size tebliğ etmeye geldim. Eşleri bunu söylesinler. Onların da o amelde, o hicrette, o tebliğde, o çorbada tuzları olsun diye git diyorlar. Siz Allah Resulü Aleyhisselam'ın meclisinde sabahtan akşama kadar otur, biz ellerimizle bir şeyler yapar, onları satarız, evin ekmeğini biz kazanırız. O kadınlar, sahabi de büyük, sahabiye de büyük. Hepsi bütün mevcudatıyla, mevcudiyetleriyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadın erkek teslim oldular, itibar ettiler. Kapıda Bilal bin Rebah var. Bilal'e dedik ki Medine'den iki kadın var. Onlar Efendimiz aleyhissalatu vesselama şu sıkıntılarını arz etmek istiyorlar, anlatıyorlar. Diyorlar ki ben e, imraatuhu Abdillah bin Mes'ud bu da Zevcetu Abdullah bin Mesud bu da imraatun min ensar. Ensardan bir kadın ben de Abdullah bin Mesud'un eşiyim. Fakat diyor Abdullah bin Mesud'un eşi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kim olduğumuzu söyleme. Onda da o hizmet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kim oldukları söylenirse Allah Resulü devletin hazinesinden o eve yardım yapacak. O kadında da izzet var. Onun için Abdullah bin Mesud asırları aşıyor. Şimdi burada şu kadar ilim talebesi Abdullah bin Mesud'u dinliyor. Ona dua ediyor. Onun gibi olmak için ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi bizi Abdullah bin Mesud'un yoluna, davasına miras kıl Allah'ım diye dua ediyoruz. Abdullah bin Mesud'un eşinin bu mesajını alınca Bilal bin Rabah eve içeriye giriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor hadiseyi. Efendimiz soruyor. Menhuma. Kim bu kadınlar? Kim bu kahraman kadın? Eşleri ilim yolunda sabahtan akşama kadar devam edecekler. Buna rağmen onlar sabredecekler. Evin ekmeğini kazanacaklar ve isimlerini de izhar etmekten imtina ediyor. Kim bu kahraman? İki kadın. Söyle Bilal bin Rabah. Diyor ki, اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَوْجَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ مَسْعُودِ Ensardan bir kadın, bir de Abdullah bin Mesud'un eşi. Başka bir rivayette Zeynep diyor. Zeynep deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَيُّ زَيَانِبْ Hangi Zeynep? Efendimizin Zeynepleri var. Eşi Zeynep, kızı Zeynep, Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep, Rebibe'si Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem'in soruyor hangi Zeynep? Diyor ki Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep ya Resulallah Allah Resulü buyuruyor ki "Lehuma ecran." Onların iki sevabı var, iki ecri var. Bir ecru sadaka biri sadakanın sevabını alacaklar, bir de ecrus sıla ya da başka bir rivayette ecrul karabe. Yani sadaka vermiş olsalardı dışarıdan birisine sadece sadaka sevabı alacaklardı. Fakat eşlerine verirler, onlar ilme, onlar öğrenciliğe devam etsinler diye kazanırlar. Evin nafakasını bu kadınlar devam ederse hem sılayı rahim, onu korudular o aileyi, bütün bu musibete açlığa rağmen himaye ettiler diye bir bunun sevabını sılay rahmin ecrini alacaklar. Bir de sadakanın ecrini alacaklar. O halde eve dönüyorlar. Bu hadisi şerifi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed delil kabul eder. Onun için bir kadın eşine sadaka verebilir der. Eşine zekat verebilir der. Yani bir ilim talebesi böyle zengin bir kadın aldıysa o kadın eşine zekat verebilir. Fakat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh İmam Tahavi Şerhumani Asar'da diyor ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunu zekat olarak değil de tatavu olarak yani sadaka olarak aldı. Dolayısıyla bir kadın eşine Ebu Hanife'ye göre sadaka, nafile sadaka verebilir ama zekat veremez. Çünkü hadis-i şerifte nafile sadaka anlaşılıyor. Ebu Hanife'nin hükmü budur. Fakat İmameyne göre Zeynep'ten gelen bu rivayetten dolayı radıyallahu anh'a ilim talebesi bir eş var, böyle de bir kadın var, böyle kahraman bir kadın var, böyle iffetli bir kadın var, böyle büyük bir kadın var, İslam kadını. Kim, hangi kadın? işte İslam kadını, Hazreti Zeynep gibi böyle kadınlar eşlerine zekatlarını verebilirler, verirlerse iki ecir, iki sevap alır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Abdullah bin Mesud o izzetle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda yürüyor. Zayıf bir çare, bir vücudu var. Bir gün ağaca çıkıyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz onun o ince ayaklarını görünce gülüyorlar. Allah Resulü dönüyor, buyuruyor ki: "Ma <gülüyor> tadahakûn? Neden gülüyorsunuz?" La recul Abdullah ibn Mas'ud. Asqalu fi'l mizan yawm'l kıyameti min Uhud. Şu ince ayaklar var ya. Allah yolunda aç kalan bu ayaklar var ya. Bu ince vücut var ya, bu vücudu taşıyan ayaklar yarın kıyamet günü Allah'ın mizanında Uhud dağından daha ağır olacaklar, daha şecaatli olacaklar. Oradan geliyor bu ilmin şerefi. Buharinin Müslimin şerefi. Hanefi mezhebi biliyorsunuz Abdullah bin Mes'uda dayanıyor. Küfe'ye gönderiyor Hazreti Ömer onu. O oradan geliyor Ebu Hanife'nin izzeti. Burada izzet var, aç kalmak var, incecik ayaklar var ama o incecik ayaklar yarın Allah'ın mizanında Uhud Dağı kadar azametli olacaklar. Ebu Musa el-Eşari diyor ki biz Yemen'den geldik. Birisi annesiyle beraber sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Zannettim ki Efendimizin oğludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehlinden, ailesinden. Allah Resulü buyurdu ki Abdullah bin Mesud'a sana perde kaldırılmıştır. Sormadan ben şuyum demeden yanıma gelebilirsin, girebilirsin. Allah Resulü'nün o kadar yakın. Sahibu siwaki ve siwadi ve naleyn. <laughs> Sahibu siwaki ve siwadi ve naleyn. Asabu kiram efendilerimiz onu anlatırken Allah Resulü'nün misvanı, peygamberin yastığını, ayakkabılarını taşıyan sahabi diyorlar. İlim de herkesten daha önde. Abdullah bin Mesud. Kur'an hakimi gidin ondan öğrenin diyorlar. Fakat ilimde o kadar zirvede olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabılarını taşıyan Abdullah bin Mesud. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bastonunu taşıyan kim? Abdullah bin Mesud. Allah Resulü Aleyhisselam'ın abdest suyunu taşıyan kim? Abdullah bin Mesud. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yastığını taşıyan kim? Abdullah bin Mesud. İlim talebesi ama yüreğinde zerre kadar gurur yok, enaniyet yok. Bütün varlığıyla Efendimizin yoluna kendisini bezleden, seferber eden. Bundan büyük şeref var mı? Efendimiz çıkarken herkes istiyor. Ayakkabılarını Allah Resulü'nün o tutsun. Fakat o şeref Abdullah bin Mes'ud'a ait. Onun için Rabbine gidince arkasından Medine ağlıyor. Ebu Derda diyor ki, مَا تَرَكَ مِثْلَهُ Ardından kendi gibi biri bırakmadan gitti. Dağımız düştü. İlim ve izzet dağımız yıkıldı Abdullah bin Mesud'la. Neden öyle diyorlar? Peki neden Abdullah bin Mesud gibi yoktu geride? Çünkü Abdullah bin Mesud'a Perde kapalı değil, bize kapalı. Biz istediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine giremezdik, bundan mahrumduk. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir anlamda sırdaş olan Abdullah bin Mesud'dan bütün perdeleri kaldırdı. Ne zaman onun yanına girmek istiyorsa geliyor, Abdullah bin Mesud oraya giriyor. Allah Resulü'nden sonra Hazreti Ömer Efendimiz onu Küfe'ye gönderiyor. Küfe yeni kurulan bir şehir, İslam şehri. İslam şehrine hicretin 17. yılında Hazreti Ömer tarafından kuruluyor. Irak'ın merkezi, Horosan, Maveraun Nehir o bölgelerin de lojistiği. Bir anlamda Hindistan'a da Küfe üzerinden gidiyorsunuz. Yani İslam şehirlerinin bir anlamda en stratejik öneme sahip olanı küfe Küfeye Abdullah bin Mes'ud'la Ammar'ı gönderiyor. Gönderirken diyor ki: İnni kad ba'astü Ammar Rabna Yasir ve Abdullah ibn Mes'ud'in Amma Rabna Yasir emiran. Ba'astü Abdullah ibn Mes'ud'in veziran ve mualliman. Size diyor gönderiyorum kölenin oğlu Ammar'ı vali olarak, Abdullah bin Mesud'u Mes da vezir olarak, muallim olarak gönderiyorum. Fakat diyor, ey küfeliler, sizi kendime tercih ettim. Benim hayatımda Abdullah bin Mesud o kadar büyük ki, Abdullahsız Medine'de sanki devlet, İslam devleti idare edilmez. Ama buna rağmen Abdullah'ımı size veriyorum küfenin o stratejik öneminden dolayı Abdullah'ı sizinle gönderiyorum. Yani inni kad ba'astu emiran ve Abdullah ibn Mes'ud veziran ve mualliman gönderiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. orada maliyenin hazinenin başında Abdullah bin Mes'ud var. Hazinenin başında o Horasan'a, Hindistan bölgesine kadar İran'a bütün o havaliyi o bakıyor. Fakat yine Abdullah bin Mesud'un ayakları cılız. Hazreti Ömer Efendimiz onu görünce o küfeye gidiş gelişlerinde şöyle arkadan bakıyor, buyuruyor ki Küneyfun muli'e ilmen Küçücük bir dağarcık, incecik ayaklar fakat Allah o küçücük dağarcığı ilimle doldurmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a varis oluyor. Hazinenin başına Abdullah bin Mesud'u koyuyor. İncecik ayaklarla gidiyor. Küfe'den yine incecik ayaklarla Medine'ye dönüyor. Hazreti Osman zamanında dönüyor. Hazreti Osman devlet başkanı Abdullah bin Mes'udu bir takım araya fitneler fesat giriyor. Küfe'den alıyor. Küfe valiliğinden alıyor. Sonra vali oluyor. Medine'ye çekiyor. Hazreti Abdullah bin Mes'udu Küfeliler diyorlar ki Abdullah sensiz küfe ayakta durmaz. Bu mescitler, bu medreseler sen buraları ilimle doldurdun. Eğer Osman üzerine gelirse sana hoşlanmadığın şeyi yapacak olursa sen küfede kal. Bütün mevcudiyetimizle devlet başkanı Osman'a karşı radıyallahu anh seni muhafaza ve müdafaa etmeye dair söz veriyoruz. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabının büyüklüğü burada kardeşlerim. Abdullah bin Mesud diyor ki: Bana ona ittiba etmek düşer devlet başkanı. Dolayısıyla la uhibbu en aftaha babal fiten. Fitne kapısını açmak istemiyorum. Dönüyor ey küfeller siz burada kalın. Medine-i Münevvere'ye Hazreti Osman Efendimizin yanına dönüyor. Yani Abdullah bin Mesud burada bütün asırlara, bütün zamanlara, bütün Müslümanlara aslında şunu söylüyor. Yani sen bir yerde hoca olabilirsin, senin bir cemaatin, senin bir cemiyetin olabilir. Şu kadar sayya malik olabilirsin. Ama kuran Hakimin talimatı var. Ya eyhellezine amenu ati'u'llaha ve ati'ur rasula ve ulil emrim minkum. Yani Allah'a, Resul'e, ulul emre itaat edeceksin. Yani şöyle olsun, böyle olsun ona ittiba edeceksin, teslim olacaksın. Haklı olsan da yani ümmetin vahdedi adına, vahdedi adına teslim olacaksın, ittiba edecek, edeceksin. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bunu yapıyor, Medine-i dönüyor. Dönüyor fakat içinde kin, içinde nefret, İçinde Hazreti Osman'a dair zerre kadar buz yok, buzdan eser yok. Son anları Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin hilafet yılları. Hastalanıyor, Hazreti Osman onu evinde ziyarete geliyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh son anları işte. Diyor ki, Mateş'teki Ma şikayetin ne? Neden şikayet ediyorsun? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Zunubi, Günahlarımdan şikayet ediyorum. Hani bir dervişe, Mehmet Zahid Kutku Hazretleri'nin bir dervişine doktora gidiyor, kanser hastası. Doktor diyor ki, şikayetin nedir? Efendim diyor, şu yaşıma kadar bu kadar nimeti veren kainatın sahibine bu hastalığı verdi diye nasıl şikayetçi olabilirim ki? Rahatsızlığı ne diye, niçin sormuyorsun? Abdullah bin Mesud'a devlet başkanı Osman radıyallahu <laughs> anh ma teşteki şikayetin ne? O da diyor ki zunubi günahlarım aklıma geliyor. Allah Resulü aleyhisselamı tanımadan ona ittiba etmeden önceki hayattaki günahlar zihnime geliyor. Peki diyor Hz. Osman radıyallahu an sana bir doktor göndersem hastalığına baksa Emradani tabib buyuruyor. Beni doktor hasta etti. Hani Hz. Ebu Bekir radıyallahu an ölüm döşeğindeyken son anlarında geliyorlar diyorlar ki sana doktor göndersek baksa. Son bir daha tetkikler yapsak. Doktor görse seni Ebu Bekir radıyallahu an doktor beni gördü diyor. Peki ne dedi doktor? Ene faalul lima urid. Ben istediğimi yaparım dedi. Hiçbir laboratuvardaki tahlille o tahliller neticesindeki teşhisler, o teşhislerin neticesindeki ilaçlar benim takdir ettiğim sonunda ölüm olan hastalığa müdahil olamaz. Doktorum kainatın sahibi buyurdu ki, dilediğimi yaparım. Hz. Osman da diyor ki, emradani tabi bu hastalığı veren doktor, yani Allah Azze ve Celle sen ne yapabilirsin ki? Devlet başkanı olsan İran'a, Mısır'a, Irak bütün bu şehirlere, beldelere hükmesem bile gücün kuvvetin işte bir noktaya kadar gelir, orada durur, oradan öteye gitmez. Orada durursun diyor. Hz. Osman radıyallahu an ona bir şeyler yapmak istiyor. Belki o son anında Abdullah bin Mesud'un gönlünü de almak istiyor. Bir şeyler göndersem diyor dünyalık. Hani Hazreti Ömer seni Küfede hazinenin başına koydu, incecik ayaklarla gittin, yine incecik ayaklarla döndün. Giderken de dünyalık yoktu, geldin yine dünyalık yok. Kızlarını bırakıyorsun, bari onlara devletin hazinesinden müsaaden olursa bir şeyler versek hediye olsa, geçmişte yaptığın hizmetler adına onları hesap et, kabul et diyor Abdullah bin Mesud o izzetli talebe. Hani kendisi gitmiyordu, hanımını gönderiyordu. O kadında da izzet var. O da evde ekmek sorunu olduğunu Efendimiz Aleyhisselam öğrenmesin, bizim eve ekmek göndermesin diye Bilal bin Rabaha kim olduğumu söyleme demişti. O izzeti hayatının sonuna kadar Abdullah bin Mesud muhafaza ediyor, müdafaa ediyor. Aslında bütün ilim talebelerine o oluşuyla, duruşuyla makamlar, mevkiler, rütbeler sizi yıkmasın diyor, yıkılmayın diyor. Çanakkale cephesinde her taburda, her tugayda, alayda 50 tane, 100 tane çorabı olmayanlar, ayağında ayakkabı olmayanlar var. Bir tabya burada, diğer tabya orada, arada düşman çıkarması var ya da havadan sürekli bombardıman var. Yani ulaşım erzak temini intikalini yapamıyorlar. İngilizler de sürekli kağıt atıyorlar, bildiği atıyorlar. Bildirilerde kağıtlarda "Ey Osmanlı askerleri, eğer teslim olursanız size şu kadar maaş bağlanacak, aç olan karınlarınız doyurulacak, neler istiyorsanız onlar verilecek, ailenize yetecek kadar bile dünyalık hepinize dağıtılacak. Onlar mevzide onlar Çanakkale'de orada Allah ve Resul davasını aç karınlarıyla koruyorlar, muhafaza müdafaa ediyorlar. Abdullah bin Mesud gibi kağıtları ellerine alıyorlar, başlarını kaldırıyorlar. Ey gavurlar sizin sadakalarınızı kabul eden domuz olsun diyorlar. Hınzir olsun, aç kalacak bu mevzilerde aç karnımıza, o halde Rabbimizin huzuruna gidecek, ama asla sizin ekmeğinizi karnımıza koymayacağız. Koyan hınzır olsun diyorlar. Çünkü onları terbiye eden Kur'an-ı Hakim. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ buyurmuştu Kur'an-ı Hakim. Ey Müslümanlar! Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izzetli talebeleri, ashabı aç kalsanız bile imtihan etmek için dünyalıktan bir kısmını verdiğimiz o kafirlerin bir taifesine, onların mallarına, dünyalıklarına sakın ha gözlerinizi dikmeyiniz. Onun için ulema, evliya, haramzadelerin konakları önünden geçerken gözlerini kapatıp da geçerler ki onların konaklarına bakmasınlar. Neden onlar konakları yaptılar? insanlar baksın diye. Neden sürekli arabalarını değiştirirler? Sokakta insanlar baksın diye. Neden sokağa çıkarken insanların dikkatlerini çekecek elbiseleri giyerler? insanlar baksın diye. Kur'an-ı Hakim de وَلَا <laughs> تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكِ İla ma metta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fi Varızkû rabbike hayru ve Onların hanları, onların hanumanları İngilizlerin, Fransızların sömürdüğü bir dünya var. O dünyanın çaldıkları ekmekleriyle Çanakkale'ye geldiler. Yukarıdan size o ekmekleri vaat ediyorlar. Aşağıdan da onlar Kur'an'ın terbiye ettiği talebeler yırtıyorlar kağıtları. Sizin sadakanızı kabul eden hınzır olsun diyorlar. Onlar Kur'an Hakim'in okunduğu evlerde büyüdüler. Rabbimizin rızkı o kuru ekmek sizin dünyalıklarınızdan, çorbalarınızdan, maaşlarınızdan, şunlarınızdan, bunlarınızdan çok daha hayırlı diyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ona haram haram zadeler değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Hazreti Osman geliyor. Devlet başkanı geliyor en helal olanı verecek. Diyor ki, bari geride bıraktığım şu kızların adına kabul etsen, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sen ne zannediyorsun? Benim kızlarım dünyada aç kalırlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de ey Müslümanlar, ve tevekkül alel hayyillezi la yemut Allah Azze ve Celle'ye ölmeyen Allah'a itimat edin, tevekkül edin desin de ve ma min dâbbetin fil ardı illa alellâhi rızkuha yerin altındaki siyah karıncanı görüp de onun rızkını gönderen Allah Azze ve Celle sen ne zannediyorsun Osman benim kızlarımı yeryüzünde ağaç ve sefil mi bırakır? Onları görmez mi? Benim kızlarım o Allah'a tevekkül etti. Babaları onlara dünyalık hanlar, hanumanlar bırakmadı. Ama ben kızlarıma bu tevekkülü, bu izzeti bırakıp da Rabbime gidiyorum. Ve onlara dedim ki kızlarım, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu duydum. Men kara al vakia kulle leyletin lem tusibuhul fâkadu Kim her gece vaka suresini okursa asla onun evine, onun hanesine fakr-ı zaruret gelmeyecek. Abdullah bin Mesud bunları söyler ruhunu Medine'de Cenab-ı Hakk'a Hz. Osman Efendimiz'in hilafet yıllarında teslim eder. Namazını da İslam Devleti'nin başkanı Hz. Osman kıldırır. Yani burada aslında dünyaya şu mesajı da verirler. Aralarında önemli bir hadise var. Devlet Başkanı Osman radıyallahu an birilerinin telkiniyle onu küfedeki görevinden alıyor. Fakat Buna rağmen Abdullah bin Mesud da Hazreti Osman'a devlet başkanına karşı itaat noktasında zerre kadar bir kırılma yok. Bir imtina hali, bir istinkaf hali yok. Aralarında o kadar derin bir muhabbet var ki son namazını da Abdullah bin Mesud'un Hazreti Osman radıyallahu an kıldırıyor. İffetli bir hayat, izzetli bir hayat. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu yönleri, bu hususiyeti onun ilim talebesi Abdullah bin Mesud'la önümüzde bir abide, bir mahya olarak duruyor. İşte önce iman, sonra fikir, sonra dava şuuru, ardından Abdullah bin Mesud gibi olmak var. Varoluş hikayesine onların mecralarından yürümek var. O mecradan yürüdüğünüz zaman asırlar geçiyor, zamanlar geçiyor. Hindistan'da da, İslamabad'da da, Kahire'de de, Suriye'de de, Ders halkaları kurulduğu zaman İlim talebeleri Abdullah bin Mesud Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan rivayet etti diye söze başlıyorlar. Allah Resulüne o kadar yakın ama buna rağmen Efendimiz dedi ki Kala Resulullah demekten hayal ediyor. Acaba Kala Resulullah desem... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona isnat etmiş olabilir miyim? Kale Resulullah deyince yüzünün rengi değişiyor, damarları şişiyor, bayılacak gibi oluyor. İşte o edebi bırakıp da gitti. Şimdi de meydan yerlerinde Allah Resulü aleyhisselamın hadisi şeriflerini elinin tersiyle iten bir avuç adamlar. Bir karış boyunda oryantalizmadan aldıklarını ümmetin çocuklarına o zehri aşılamaya memur olan zavallılar, sefihler ve sefiller, sefihler ve sefiller her asırda olmuştur. Ama i̇bn Mesud'ların yolundan yürüyenler, onlara varis olanlar, her dönemde onları tarihin çöplüğüne, o düşünce kabristanlığına göndermiştir. Onun varisleri Allah'ın inayetiyle, onların birini değil binini bir anda yine o tarihin çöplüğüne gönderip Efendimizin muazzez ilim, izzet ve irfan mecrasını açacaklardır biiznillahü teala. Alem-i İslam'ın her köşesinde o mecra gürül gürül Rabbim in inayetiyle akacaktır. Abdullah bin Mesud, onu Allah Resulü anlattı, sahabe anlattı, siz de anlatacaksınız. Biz anlatacak, bakacak, hayatımıza taşıyacak. Belki saatler bile Abdullah bin Mesud'u anlatmaya kafi değil. Saatler onu anlatmaya feda olsun. Çünkü biz onlarla, onlar vasıtasıyla, onların iziyle Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlıyoruz. Şimdi bu ifadeyi bazıları şirk olarak anlayacaklar. Aslında belki hani bir kelam olarak araya girdi bu gelince bu sözle birileri kardeşlerimizi aldatmasınlar diye şunu söyleyeyim burada. Hani bu levlak, levlake levlake lema halaktu leflak ile alakalı. Bu hadis-i şerif yani bütün kainatın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine yaratılması. Sen olmasaydın alem olmazdı. Bu hadis-i şerif bu ifadelerle mevzu. Ama Leknevi rahmetullahi aleyh bu hadiseye dair onun risalesi var. Mana itibariyle bu hadis sahihtir diyor. Çünkü bu manada çok sayıda hadis-i şerif var. Diyelim ve geçelim. Peki babul kebahir, kebahir kebire'nin çoğulu büyük günahlar. Neden kebire büyük günah deniyor? Sahibi bu günah işleyince neticesinde ona elim bir azap tereddüp edeceğinden dolayı büyük günah deniyor. Veya büyük günah şunun için deniyor, bu günahları kimler işlerse neticesinde had cezaları var ya da Cenab-ı Hak bu günahları kebire, büyük günah, büyük günahlar, çoğulu kebair, işleyenleri Cenab-ı Hak tehdit ediyor. Onun için büyük günahlar deniyor, ayrı bir alakası var, yeri var, önemi var. Şahsa göre değişir büyük günahlar, yerine göre değişir büyük günahlar. Onun için ulema diyor ki, ulemanın ihaneti cühelanın ihanetine benzemez. Yani bir alim ihanet ederse bu davaya, eğer İslam Müslümanlar cemaatinden, cemiyetinden birileri çıkar, Allah ve Resulü'nün düşmanları, onlar Müslümanlara ölüm kusarlar, karadan ölüm kusarlar, havadan ölüm yağdırırlar. Sonra bunlar da televizyonlarında, gazetelerinde Allah ve Resul düşmanların Müslümanlara saldırmalarını, cinayetlerini, katliamlarını onların ağızlarından verirlerse, Müslümanlara Yahudi ağzıyla teröristlerlerse Onların ihaneti sefillerin, cahillerin ihanetine benzemez. Onların yıkımları avamın yıkımına benzemez. Yani siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aidiyet iddiasında bulunun. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine-i Münevvere'de namazlarda kunutta bulunsun. Mekke-i Mükerreme'deki mustazaflar için, bir çareleri için, ellerinde, ayaklarında pranga olanlar için, Mekke müşriklerinin terörist olarak gördüğü Ayyaş için, velit için Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam namazında onlara yer açsın. Allahümme enci fulan buyursun. Allahümme enci velidebne velid buyursun. Velidi kurtar ya Rabbi, Ayyaş'ı kurtar ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küresel güçlerin terörist dediği sahabeye o kadar alaka, ihtiram gösteriyor ki Ebu Bekir'e duayı namazın içine koymadı peygamber. Ömer'e duayı namazın içine koymadı peygamber. Ama Mekke müşriklerinin terörist dediği sahabeye namazında Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam yer asın. Sen de televizyonda Yahudi ağzıyla, Siyonist ağzıyla o Müslümanlara terörist diyorsan bu ihanetin bedeli, bu kebirenin bedeli avamın işlediği büyük günah gibi olmayacak. Çünkü o ifade belki onları yüzleri Gazze'de Kudüs'ü koruyan Salahaddin Eyyubi'nin çocukları, o İzzeddin Kasan'ın çocukları o kahraman. 5 yaşında, 6 yaşında İslam'ın sancağı çiğnenmesin diye elindeki sapanla Yahudi'nin tankına, topuna karşı direnen Muhammed, Mustafa'lara, Mehmetlere Çanakkale'deki o aynı ameliyi yapanlara karşı bu ehanetin, bu ihanetin kebiresi başka kebirelere benzemez kardeşlerim. Yani dün yine Müslümanların çıkardığı, neşrettiği gazete. Yani tıracı şu kadar. Hem de o gazetenin içerisinde gazeteci olan birisi yapmış olsa onu şurada bırakacaksınız. Ama o gazetenin içerisinde fıkıh okumuş, tefsir okumuş. Yani okuduğunu iddia eden, şu kadar o halkada kalan, belki de o cemaatin hocası adına sözcülük yapan birisi, o dün yazısında diyor ki, Anadolu'nun bir yerinde, Belki uydurulmuş bir hadise. Açık bir kadın gidiyor. Önde de kapalı bir kadın var. Açık kadın kapalı kadını görünce arkadan hırsız diye bağırıyor. Kapalı kadın geriye dönüyor. Açık kadının yanına geliyor. Diyor ki ben senin o bildiğin Müslümanlardan değilim. İşte ben falancanın cemaatindenim. O kapalı kadın bu ifadeyi söyleyince açık kadın onu alnından öpüyor. Bunu da bu gazete yani o açık kadın adına, aşüfte kadın adına, İslam'ın örtüsüne düşman, hakaret eden o kadın adına, İslam'ın bütün değerlerinin şiarını tahkir eden o hainler adına önemli bir ifade olarak kabul ediyor, gazetesine getiriyor. Halbuki Allah Resulü'nün zaviyesinden bakmış olsaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kunutları zaviyesinden bakmış olsaydı, o kadını ihtar edecekti siz diyecekti. Abdülhamit'in düştüğü günden bu tarafa ezanımızla alay ettiniz, başörtümüzle alay ettiniz, çarşaflarımızla alay ettiniz. Her yıl bayramlarınızda kıyafet devrimleri adına çıkardınız kız çocuklarını, onların üzerine çarşaf koydunuz. Sonra ellerinizle çektiniz, aldınız. Bu milletin çocuklarının gözleri önünde onları çiğnediniz. Aynısını yaptılar. Ben çocuktum. Okuldaydık, 5 yaşında okula vermişlerdi beni. O zaman böyle bayramlarda kıyafet devrimlerini canlandırırlardı. Bir tane öğretmenimiz vardı. Bana dedi ki evden git, sarık getir, bir tane çarşaf getir. Yani ben de o zaman babama bunu söylemekten belki haya ettim, belki çekindim 5 yaşında yani o zamanki aile terbiyemiz itibariyle. Evdekileri rica ettim, kardeşlerim de vardı. Onlarla beraber aldık götürdük. Bir tane sarık var, cübbe var, çarşaf var. Sürekli prova yapıyorlar, çarşafı çıkarıyorlar, sarıyı alıyorlar, ayaklar altında çiğniyorlar. Altından mini etekli bir kız çıkıyor, işte birileri bizi kurtardı vesaire bunları anlatıyorlar.'' O bayram günü yine aynı şeyi yapacaklar. Allah Teala bazen konuşturur. Evde küçük çocuklar konuşur. Yani onlar kendi iradeleriyle cesaretleriyle değil o aynı şeyi yapacaklar. Ben de e, o 5 yaşındaki halimle bunu bir yazıda da yazdım. Tam bu çarşafı ayaklar altına çiğneyeceklerdi sarığı alacaklardı, cübbeyi alacaklardı. Eve de söylemiştim, evden babama gitti, babam birilerine söyledi. Onlar da gelecekler oraya, çiğnetmeyecekler. Başörtüsünü, çarşafı, sarığı, cübbeyi. Ön tarafa çıktım, sesim ne kadar çıkıyorsa Anamın çarşafını çiğneyemezsiniz dedim. O sarığı ayaklar altına alamazsınız. Tabi o günkü ifadeyle ne kadar söylüyorsam orası bir karıştı. O zaman anneler, veliler vesaireler onlar da geliyorlardı. Bir hipnoz hali var. Ne olduğunu kimseler bile anlayamıyor. 12 Eylül'ün olduğu günler o günler. Birileri geldiler aldılar çarşafı. Sarığı aldılar. Arkadan delikanlılar geldiler. O kadını ağlıyorum, hatırlıyorum, ağlaya ağlaya o kadını İslam'a sövese ve o öğretmeni oradan alıp götürdüler. Yani o sövecekti İslam'a, başörtüsünü ayaklar altına çiğneyemedi diye ağlaya ağlaya gitti. Kahroldu. Nasıl çarşafın üzerine çıkıp da tepinemedi. Bunlar İslam'ı en bayağı şeylerden daha hakir görüyorlar. Şimdi böyle bir aşufte sokakta İslam kadınına başörtüsüyle yürürken arkadan hırsız diye bağırıyor. Sonra o da dönüyor ben o senin bildiğin. 75 Müslüman, 75 milyon Müslümandan değilim diyor. Ben falan cemiyete, cemaate aitim. O da alnından öpüyor. Bu da önemli bir hadise diye bunu da fıkı okuyan, tefsir okuyan birisi gazetesinde yazıyorsa işte izzetimizin, itibarımızın nerelerde ne halde olduğunu görün kardeşlerim. Onun için ulema diyor ki bilenlerin ihaneti cuhelanın ihanetine benzemez o bütünüyle yıkar, yok eder. An yani Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah bin Mes'ud işte bu kebire ile alakalı rivayet ediyor. Kebire büyük günahlar ne kadardır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine göre, muktezai hale göre bazen üç tane, bazen beş tane, bazen daha fazla fazla onları tadat ediyor. Bu okuduğumuz İbn-i Mesud rivayetinde sallallahu aleyhi ve sellem üç tane kebire büyük günah zikrediyor. Yani bunu yetmişe çıkaranlar var. İbni Abbas yetmiş diyor. Said bin Cübeyr yedi yüze kadar çıkarıyor. İbni Hacer'in, İbni Hacer Askalan'ı var biliyorsunuz. Heytemi var. İbni Hacer Heytemi ya da İbni Hacer Mekki onun Ez-Zevacir diye büyük günahları topladığı iki ciddi bir kitap var. Ezzevacir Orada bütün büyük günahları anlatıyor. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu an kal. Kal raculun Abdullah bin Mes'ud efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edecek. Diyor ki Abdullah bin Mes'ud kal <laughs> kal raculun ya Resulullah ayu zambi ekberu indallah. Birisi geldi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ''Allah katında en büyük günah hangisidir ya Resulallah?'' diye sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. ''Kâle ente du'u ve lillâhi nidden ve huve khalakak ente ve ente lillâhi nidden nidden ne Yani ''fid du'âi ve fil Cenab-ı Hak seni yarattığı halde sen O'na ibadette, O'na du'ada, O'na yönelişte bir takım ortaklar, bir takım eşler tayin ediyorsun. Allah'a ibadet eder gibi onlara ibadet ediyorsun. Cenab-ı Hak senin katında ne kadar azametliyse onlara da o kadar ihtiram gösteriyorsun. Osman Yüksel, işte Ankara'da dolaşırken birisi yanına geliyor, diyor ki, hani mabesi şehir inşa etmek istemişlerdi. Ankara'da biliyorsunuz sokaklarda çok fazla cami göremezsiniz, daha çok böyle mescitler görürsünüz. Birisi Anadolu'dan Ankara'ya geliyor. Serden geçtiye merhuma diyor ki: "Mabet nerede?" diyor burada. "Burada mabet insanların cebinde." diyor. Yani siz eğer paraya, dünyaya, dünyalıkları temin etmeye her şeyinizi feda ederek sahip olma azminiz varsa, bir takım kuruluşlarınızı, müesseselerinizi koruyabilme adına küresel güçlerle ittifakınıza devam ediyor, yıkılırsa bütün Müslümanlar yıkılsın diyorsanız, başörtüsü hakarete uğrayacaksa bütün başörtüleri hakarete maruz kalsın diyorsanız, o zaman burada ciddi bir kırılma var demektir. Burada ciddi bir yok oluş var, yok oluş mevcut demektir. Onun için yani burada mabetler sanki değişiyor demektir neye önem veriyorsanız, neleri elde etmek için nelerden fedakarlıkta bulunuyorsanız, o sizin için mabet olmuştur. Onun için serden geçti. Burada mabetler insanların cebinde. Her şeyinizi veriyorsanız, yani bir makama, bir mevkiye, rütbeye gelmek için, adam yükselebilme adına namazını terk ediyor. Gidiyor orada, burada, gözleriyle, kaşlarıyla namaz kılıyor. Var mı böyle bir şey? Salatul Havf var. 20 küsür çeşidi var Allah Resulü'nden rivayet ediliyor. Düşmana karşı dururken bile namaz kılacaksın. Orada bile namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi kılacaksın. Din adına, İslam adına, Allah adına birilerinin çıkıp bu yanlışları ihtas etme hakkı var mıdır? Olur mu böyle bir şey? Kim yapıyor? Neye göre yapıyor? Çıksınlar, buyursunlar. Bu yapılanları Kur'an-ı Hakim'e, sünnete göre izah etsinler. Biz de bu kardeşlerimize dua edelim. Bizi de bu, yani onlar adına bu yanlış kanaatten kurtarsınlar, çıksınlar. Yok böyle bir şey, olmaz. Bu İslam'a ihanettir. Bu Allah'ın dinini tahrif etmektir. Başörtüsünü aşmak nasıl büyük bir kebire, büyük bir cinayetse, birilerine sen o makamlara gelmek için namazı terk et kılma, akşam eve gidince kıl ya da şurada kıl, burada kıl, gözlerinle kıl demek bunlar kebirenin kebiresidir kardeşlerim. Onun için diyorlar ya ulema, işte ulemanın ihaneti cühelanın ihanetinden daha büyük. Böyle bir fetvayı cühela vermiş olsa kimse ona itibar etmez. El insaf der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o bela mahşerinde, Hendek'te bile namaz kıldıysa, yani gerçi Hendek'te salatul haf yok, orada kaza ediyor. Ama onun dışındaki bütün meşhedlerde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salatul haf alakalı ayet-i kerime nazil olunca, düşman hattında bütün sahabede, Efendimiz'e namazlarını kılıyorlar. Böyle bir fetva büyük bir hatadır. Kebirenin kebiresidir kardeşlerim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tayin ediyor. Neye ne kadar önem veriyorsanız, eğer Allah ve Resul talimatlarını, İslam'a uymayan şeyleri kazanabilmek için feda ediyorsanız, o zaman siz onları ilah seviyesine çıkarıyorsunuz. Çünkü ilah söylediğini tartışmadan, kabul etmeyi gerektirir Müslümanlar için. Cenab-ı Hak eğer talimatı varsa düşünmeden, tereddüt etmeden semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik ya Rabbi demek bizim adımıza düşerdi. Böyle bir hata, böyle bir problem var demektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam orada. Ve huve O seni yarattı. Yani kim yarattıysa ilahudur. Kim yarattıysa Allah'udur. O halde seni yarattığı halde böyle bir cinayet varsa işte bu günahların da en büyüğüdür. Bu adam hayatı boyunda bu halde büyük günaha, en büyük günaha irtikab ediyor. Müşrik oluyor. Efendimiz onu haber veriyor. Peki kale thumma ayyu ayyun ayyu kilahuma Yani ikisi de caiz. Kale en taqsula waladak haşyete an yat'ama ma buyuruyor ki, yani birisi evladını açlık korkusuyla onunla birlikte sofraya oturur, bir çorba, bir tas çorbayı o da içer diye açlık korkusuyla yavrusunu öldürüyorsa kim? Bu da şirkten sonraki en büyük günahtır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Açlık korkusu, korkusuyla o zaman öldürüyorlardı. Kur'an-ı Hakim de yani bu sırayı bize anlatırken وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ imlak buyuruyor. Açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sonra وَلَا تَقْرَبُوا zina buyuruyor. İsra suresinde zina ya yaklaşmayın. Ardından da وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا İnsanları da öldürmeyin, katil olmayın. Yani İslam'ın müsaade ettiği alanlar dışında kısas gibi, riddet gibi Hadiseler dışında da insanları öldürmeyin. Şimdi burada Kur'an-ı Hakim ne söylüyor bize? Neden bu ayetleri peşi sıra getiriyor? Açlık korkusuyla öldürme. Sonra zinaya yaklaşma. Zina da cinayettir. Çünkü insanlar zina toplumu haline cemiyetlerin getirirlerse bunlar evlenmeyecekler, aile kurmayacaklar, yuvaları olmayacak. Dolayısıyla nesillerini öldürecekler. Onun için Cenab-ı Hak وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Açlık korkusuyla çocukları öldürmenin hemen sonrasında zina yasağını getiriyor. Ardından da katil olmayın, insanları öldürmeyin. Yani böyle bir baba olmaz buyuruyor. Kur'an-ı Hakim'de اِذَا şamsu kuvrat Tekvir suresinde kıyameti anlatıyor. اِذَا شَمْسُ kuvrat, Güneş dürüldüğü zaman ve iden نُجُومُنْ كَدَرَتْ Yıldızlar düştüğü zaman ve izel cibal suyyira dağlar yürütüldüğü zaman müthiş bir hadise. Filmde görünce bile belki çocukların yüreği o manzarayı izlemeye tahammül edemiyor. Cenab-ı Hak bize kıyameti anlatıyor. Güneş dürülüyor, yıldızlar düşüyor, dağlar bütün azametleriyle yürüyor. Devam ediyor Kur'an-ı Hakim kıyamet manzaralarını anlatıyor. Sonra ne diyor? ve izel mev'udetu su ile bi eyyi zemmin kutilet. Dünya yıkılırken, kıyamet koparken o dağların yürümesi, yıldızların yere serilmesi ne kadar müthiş bir manzara ise kızlarını diri diri toprağa gömen, diri diri toprağa gömen babaların Cenab-ı Hak huzurunda yaşayacakları korku ve dehşet o kıyameti seyrederken insanların yaşadığı o Korku verici manzara kadar derin olacaktır diyor. O kadar sarsıro, sarsıcı olacaktır. Çünkü hep aynı vadide getiriyor bunları. Sonra bütün hepsinin cevabını bir getiriyor. Dolayısıyla şunu söylüyor bize: Kız çocuklarını diri diri gömmek, nüfus planlaması yapmak kürtaj yapmak, çocukları öldürmek, açlık korkusuyla bütün bunları yapmak, yok etmek, nesilleri diri diri kızları toprağa gömmek. Allah katında bunun hesabı, bunun azabı, bunun cezası o kadar büyük, o kadar müthiş olacak ki yıldızlar düşerken, güneş dürülürken, dağlar yürürken ne kadar müthiş ve sarsıcı kavrayıcı, kucaklayıcı, yok edici, bitirici bir, dehşet verici bir korku varsa kıyamet günü o kadar bir korku olacak. Peki soruyor yine sahabi diyor ki Kale thumme eyyü ya Resulallah Sonra hangi günah daha büyüktür, hangi kebire? Efendimiz buyuruyorlar ki Kal entuzaniye halilete carik aslında tezniye mübalağa sıyasıyla getiriyor. Neden? Yani mübalağayla ile getirmiyor da mufaale kifinde getiriyor mübalağa ifadesini diye. Yani sonrası şu diyor. Halile burada eş demek, zevce. Neden eşe, kadına halile deniyor? Çünkü nikahla erkekle kadın birbirine helal oluyor. Komşunun karısıyla birinin zina etmesi en büyük günah. Yani zina çok büyük. Yani yerler ve gökler zina ile sarsılıyor. Ama zinanın da kendi içinde büyüğünün daha büyüğü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisinin komşusunun hanımıyla eşiyle zina etmesi. Komşu aynı apartmanda geliyor onunla birlikte ev tutuyor komşu yanında duruyor. Yani ona itimat ediyor, güveniyor diye. Orada bir hanesi var. Kendisi bırakıyor zaman zaman ailesinin çocuklarını gurbete gidiyor. Bu hain emaneti ihanet ediyor. Komşusunun evine tecavüz ediyor. Kebirenin kebiresine, büyük günahın daha büyüğüne o şenaate bu kişiyi tevessül ediyor, irtikap ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için bunu mufale kipinde getiriyor ki yani onun ne kadar müthiş sarsıcı, yok edici kıyamette bu kişiye ne kadar büyük bir azapla döneceğini anlasın. Anlasın da o günahtan dönsün diye sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ifade buyuruyor. Şimdi kardeşlerim bakarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç tane büyük günahtan bahsediyor. Biri şirk, diğeri Adamın açlık korkusuyla bir tas çorba içecek diye çocuğunu öldürmesi, kürtaş yoluyla ya da başka yollarla onu yok etmesi, üçüncüsü ise kişinin komşusunun hanımına zina etmesi, hanımıyla zina etmesi. Üçü de yok ediyor. Biri şirk. İnsanın varoluşunu yok ediyor. Allah azze ve celle bizi dünyaya ona kul olmak için göndermişti. Ve abdullah ona kul olacaktık. Bütün peygamberler bizi vahye çağırmışlardı, kulluğa çağırmışlardı. Bu Allah'tan başka mabutlar ilan ederek ya da kabul ederek, ittihaz ederek varoluşunu inkar ediyor, kendini yok ediyor. Ötekisi ise çocuğunu yok ediyor, diri diri gömüyor ya da kürtaş yapıyor. Üçüncüsü ise zina, zina yapıyor zinakar. Zina ile toplumları, zina ile mahalleleri, Zina ile nesilleri yok ediyorlar. Ya da bir komşu düşünün. Oradaki komşu o kadın, o kadına yandaki adam, o zani herif, o yani onu anlatmaya rezailden ne kadar sıfat varsa onu bulun. Yine onun onun şirretini, onun kebiresini anlatamazsınız. O kadar günahta derin bir adamdır. O kadar rezailde derin bir adamdır o adam. O adamın zina ettiği o evdeki kadın, o kadının çocukları onlar hükmen ölü gibidirler. Artık anneleriyle zina edilmiştir o mahallede, onu biliyorlardır. Anneleri tecavüze maruz kalmıştır. O çocuklar orada büyüseler bile, yaşasalar bile, havayı teneffüs etseler, soluklasalar bile yaşayan ölüler hükmündedirler. Başlarını kaldırıp da izzetle dolaşamazlar. Onun için o zinakarlara İslam diyor ki onları çıkarın, şehir meydanlarında öldürün. Madem ki insanları yaşarken ölüler haline getiriyorlar bundan sonraki insanlar çocuklar annelerine tecavüz edilip de onlar yaşarken ölüler hükmünde olmasın diye zina edenleri öyle cezalandırın katledin öldürün ki şehir meydanlarında da bunu yapın şehveti patlayıp da zinaya gidecekler onları görsünler görsünler ki zinaya gitmesinler. O mahallelerdeki kadınların bir çare dul kadınların ya da evli kadınların kimlerse onların namusları, iffetleri bu şekilde himaye edilsin. Bu nasıl Müslümanlık ki? Zinakarlardan, katillerden yana taraf oluyorlar. 50 küsür sahabinin rivayet ettiği rejimi inkar ediyorlar. Yani bunlara söylemeli. İslam bu cezayı neden koymuştur? İslam toplumunda bu hadiseler olmasın diye olmamıştır da. Koca İslam şehirlerinde Osmanlı tarihinde birkaç taneyi geçmiyor. Yani evli kadınla evli bir erkeğin zina etmesi. Neden? Onlar bu cezayı biliyorlar. O ceza eğer ahiretin cezası onları bundan alıkoyamıyorlarsa şehir meydanlarındaki o ölüm onların zihin dünyasında canlanıyor ve o biçare kadının evine tecavüz etmeye giderken istinkaf ediyorlar. Dönüyorlar. O ölüm şehvetlerini kırıyor, paramparça yapıyor. Bunlar şehvetin önündeki bütün Allah'ın koyduğu engelleri kaldırıyorlar. Hududu kaldırıyorlar. Bunlar emri bil maruf yapmaya memur olanlar, kürsüye çıkanlar, bu millete dini anlatanlar, İslam'ı anlatmaya memur olduğunu söyleyenler ama kürsüye çıkıyorlar Allah Resulü'nün, Kur'an-ı Hakim'in, insanların, zalimlerin, tağilerin tecavüzünden mazumları koruma, kurtarabilme adına koydukları haram bentlerini kaldırıyorlar ve eşkıyaları sokaklara salıyorlar. İşte bu gece kim bilir kaç tane masum bir çare kadın evine gidecekler, tecavüz edecekler. Kim bilir yeryüzünde bu gece kaç tane zina hadisesi yaşanacaktır. Zalimler için yaşasın cehennem. İslam'ı hükümler tatbik edilince o zaman Allah'ın inayetiyle bu ümmetin alimleri çıkacaklar. Dar ağaçlarını o zinakarlar için kuracaklar. Yok. Zalime kim merhamet ediyorsa bu milletin evlatlarını mazlum yapmaya mahkum ediyor demektir. Peki kardeşlerim. Fenzelallahu <laughs> Teala tasdikaha. Cenab-ı Hak bu üç büyük günahla alakalı bir tasdik ayeti indiriyor. Yani şimdi bu adamlar bunu duysalar kabul etmezler. Ama Allah Resulü söylüyor. Yani Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç tane ifade buyurduğu hükmü tasdik ediyor. Kur'an sünneti takrir ediyor. Allah Resulü buyuruyor. kuran Hakim'i açıklama yetkisine sahip olan, muhatap olan, memur olan Allah Resulü aleyhisselam buyuruyor. Buyuruyorlar ki, وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٌ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ Tabi bu ayet-i kerime Furkan suresinde. Önce Müslümanın ne olduğunu anlatıyor. Sonra da bu ayeti kerimede üç tane büyük günahı zikrederek ne olmaması gerektiğini gözlerimizin önünde mahyalandırıyor, mahyalaştırıyor, canlandırıyor. Peki ne diyor önce? Ve ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna ve iza khatabahumul kalu selamah ve ibadur rahmani müfteda. Sonra haberi geliyor bu da haber. Nedir o Rahman'ın kulları? Kim onlar? Yeryüzünde vakarla, yeryüzünde tevazuyla, yeryüzünde izzetle, yeryüzünde Arakan'daki bir çare Müslümanlara yardım ulaştırabilmek için yardım kuruluşlarıyla koşarlar. Gazze'nin yanına koşarlar, Suriyeli mültecilerin sofrasına ekmek taşırlar. Ve ibadur Rahman yemşun al-ardi ve iza jahilun kalu Cahiller onları boş kavgalara çağırınca, Müslümanı Müslümana karşı konuşlandırıp ümmetin rüzgarını yok edebilecek kavgaların felaketin anaforun içine onları tutup da çekme iradesi kim gösteriyorsa orada ikisi de böyle bir kavganın içine girmezler. Yani cahilane mücadelelere, mücadelelere onlar prim vermezler. Peki sonra veladine yebitune li rabbihim sujjada ve yani tevazularıyla yürürler, sonra evlerine gelirler, geceler boyu ya da gecenin çoğunda secde halinde, kıyam halinde, göz yaşlarıyla secadelerinin üzerinde Rablerine kulluk yaparlar, Rablerine teslim olurlar. Sonra da derler ki: "Vellezine yekulun Rabb asrif anna azab cehennem inna azabaha kana garama." İslam'ı onlar temsil ediyorlar. Ümmetin yanında onlar var. İmdad eden Müslümanların yanına onlar koşuyorlar. Sabahlara kadar da namaz kılıyorlar. Ama buna rağmen yine onların yüreğinde cehennem korkusu var. Ya Rabbi bizleri cehennemin azabından muhafaza eyle. Onu bizden çevir, onu bizden uzaklaştır diye ellerini kaldırıyorlar. Dua dua kainatın sahibine iltica ediyorlar. وَالَّذ۪ينِ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Kendilerine harcıyorlar. Şu kadar malları var, mülkleri var fakat zevk almak için sofra kurmuyorlar. Aç karınları biraz dünyalık alsın, ekmek alsın, su alsın, o vücudu korusun. Abdullah bin Mesud gibi hazinenin başında duruyorlar, ince ayaklarla göreve gidiyorlar. Şu kadar yıl sonra ayrılınca yine incecik ayaklarla geliyorlar, incecik ayaklarla tabuta giriyorlar. İnfak ediyorlar, kendilerine nafakalarını temin ediyorlar fakat o nafaka aşıklarını gidermek için yani böyle onları iri böyle cüsseli hale getirmek için, kam almak için, zevk almak için sofralar kurmuyorlar. Çok da kısmıyorlar. Yani rahiplerin yaptığı gibi böyle bir dünyaları da yok. Açlık oruçlarına da girmiyorlar. Ortada bir hayatları var onların. Ne çok yiyorlar ne az yiyorlar. Ulema bunu anlatırken diyorlar ki لِسَدِّ الْجَوْعَةِ وَسَدْرِ الْعَوْرَةِ Açlığı giderebilmek, vücudu da avreti de örtebilecek kadar dünya malıyla kendileri adına alakaları var. Onun dışında ne kadar dünyalıkları varsa onu Allah yoluna bezle diyorlar, sarf ediyorlar. Ömer bin Abdulaziz rahmetullahi aleyh Abdul Melik'in kızıyla evlenecek kayınpederi de biliyorsunuz devlet başkanı, Emevi devlet başkanı diyor ki kızıma nasıl bir dünya vaat ediyorsun? Nasıl bir nafaka ona vaat ediyorsun? El hasenetu beyne seyyiyeteyn diyor. İki seyyiye arasındaki hasene. Yani iki seyyiye birisi sofraları kurmak, doldurmak. Birkaç tane çorba var, birkaç tane yemek var, birkaç çeşit tatlı var. Böyle bir sofra kurmak. Bunu Kur'an-ı Hakim bize israf olarak anlatıyor bu seyyiye. Diğeri ise açlık nöbetine giriyorlar. O halde kendilerini terbiye edecekler. O rahiplerin vesairenin yaptığı gibi bu da ikinci seyyiye. Bunun arasındaki hasene ise yani dünyada kalacak kadar, ayakta kalacak kadar yiyorsunuz. Avretinizi, bedeninizi örtecek kadar giyiniyorsunuz. Şimdi Müslüman kim olacak? Önce bunu anlatıyor. Sonra da bunlara sahip olacaksınız. Yani tevazu ile, vakar ile sokaklarda yürüyecek, evinize çekilecek, sabahlara kadar ya da gecenin önemli bir bölümünde yalnız başınıza kalınca riya karışmayacak, secadenin üzerinde Rabbinize yöneleceksiniz. Dünyayı da böyle harcayacaksınız, dünyalıklarınızı böyle olacaksınız. Peki ne olmayacaksınız? Hem bu üç günahı da tasdik makamında وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ <laughs> اِلٰهًا Allah'a şirk koşmayacaklar. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقْ İnsanları öldürmeyecekler, katil olmayacaklar. Yani İslam'ın müsaade ettiği alan dışında, işte rejim gibi, kısas gibi ya da riddet gibi hadiseler dışında, yol kesme gibi, bunun dışında İslam toplumunda devletin takdir ettiği, uyguladığı ya da cezalar dışında ölüm hadiseleri olmayacak. وَلَا yeznun Ve zina yapmayacaklar. Kur'an hakim bu ayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bu size anlattığım üç tane büyük günahı takrir ediyor. Bunları tasdik ediyor. Peki bu üç tane büyük günah bunlardan daha büyüğü var mı? Şirkten büyüğü yok. Şirkin de şu kadar çeşidi var. Fakat diğerlerinden daha büyük günahlar var mı yok mu? mı burada tertip mi ifade eder mi etmez mi? Bununla alakalı ulemanın farklı görüşleri var. Efendim ama burada şunu biliyoruz ki buradaki bu kayıtlar yani ilk hadis-i şerifteki nit kaydı, nidden yani nazir anlamındaki bu kayıt, ikinci hadis-i şerifteki kayıt ise Wallet, çocuk kaydı, yani çocuğunu öldürmesi, yani çocuğunu öldürüyorsa bir baba açlık korkusuyla artık bunun kalbinde zerre kadar bir merhamet kalmamıştır. Yoksa açlık korkusuyla bir doktor da kürtaş yapıyorsa. Ee, yani 5 aylık ya da iki aylık neyse bir çocuğu anne karnından aldırıyorsa bunun günahı da büyüktür ama babanınki daha büyüktür. Yani buradaki bu velet kaydı ya da kişinin komşusunun hanımıyla zina etmesi oradaki car kaydı bunlar kaydı ihtirazi değildir. Yani bunlar dışında daha büyük günah yoktur anlamına gelmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların ne kadar büyük günah olduğunu bize anlatıyor. Yani bir baba artık insaniyetten zerre kadar nasibi kalmamış çocuğunu bile öldürebiliyorsa siz bu adamların ahirette muhatap olacakları günahı düşünün buyuruyor. İşte kardeşlerim Abdullah bin Mesud aslında o bize kim gibi olmamız gerektiğini anlatıyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun vasıtasıyla bize büyük günahları anlattı. Büyük günahlarla kimler gibi olmamalı ya da kimlerin yaptıklarından Müslümanlar, Müslümanlar uzak durmalı. Efendimizin tasdik makamında okuduğu ayet-i kerime ve onun başında Furkan suresinde ve Rahman diye başlayan ayet-i kerimelerle de Cenab-ı Hak önce bize ne olmamızı sonra da ne olmamamız gerektiğini ifade buyurmuştu. Bu çerçevede hayatımızı tahkim etmeyi, anlamlandırmayı Allah Azze ve Celle hepimize ihsan buyursun. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha